TV Malatya ekranlarından iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle sizlerle birlikteyiz. 2016-2017 eğitim öğretim yılının yarı yıl tatili başladı. Malatya'da 168.829 öğrenci karne aldı. Türkiye geneli 2016-2017 eğitim öğretim yılına ara verildi. 15 gün sürecek yarı yıl tatili öncesi öğrenciler karnelerini aldı. Malatya'da 168.829 öğrenci karne alırken 12.670 öğretmen yarı yıl tatiline başladı. Malatya'daki karne töreni bu dönem Mehmet Emin Bitlis İlkokulu'nda yapıldı. Malatya'daki karne töreni bu dönem Mehmet Emin Bitlis İlkokulu'nda yapıldı. Törene Vali Mustafa Toprak, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Kaymakam Vedat Yılmaz, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı. Bugün sınıfınız çok kalabalık gözüküyor. Neden acaba? Çünkü karne gününüz, öyle mi? Evet. Karne önemli mi karne? Evet. Arkadaşlarımızı seviyor muyuz? Evet. Derslerimize çalışıyor muyuz? Evet. Kitap okumaya başladık mı? Evet. O zaman okuma yazmayı öğrendiniz mi? Evet. Vali Toprak okula geldiğinde öğrenciler tarafından çiçek ve sevgi gösterileriyle karşılandı. Toprak daha sonra 1C sınıfına geçerek karneleri dağıttı. Evin Demirci adlı öğrenci Cahit Sıtkı Tarancı'nın Memleket İsterim adlı şiirini okuyunca sınıfta duygusal anlar yaşandı. Derlisin, tarlası rahatsın, kışların çiçeklerin diyarı alsın. Memleket isterim, ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim, ne zengin, ne zengin fakir, ne senden fark olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim, yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Alırsa bir şikayet elimden olsun. Alkış. 4C sınıfına geçen Vali Toprak, öğrenciler ve velilerle bir süre sohbet ettikten sonra TEOK'ta Malatya birinciliği kazanan 11 öğrenciye çeyrek altın hediye etti. Sevgili çocuklarımızın gelecekteki ülkemizin hedeflerine, arkadaşımızın ifade ettiği gibi, biz geleceğiz dediği gibi, o gelecekte sizleri daha güzel noktalara taşımak için devletimizin, milletimizin, bakanlıklarımızın, müdürlüklerimizin, valiliklerimizin, her birimizin katkısını, gücünü sizlerin daha iyi eğitim alması için seferber etmeye biz de hazır olduğumuzu ifade ediyoruz, gözlerinizden öpüyoruz. Veliye ilişkin mektubunu veriyorum, takdir belgesini veriyorum, karneni veriyorum, kitabını veriyorum, tebrik ediyorum ve alkışlıyoruz arkadaşlar. Artık bakayım, artık karnelerle birlikte bir poz ver. Bu da bir kitap. Evet, peki. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Mert Ali Koca. Mert, seni de tekrar tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Karnesini alan öğrenciler ve aileleri ise TV Malatya mikrofonlarına duygularını paylaşarak yarı yılın değerlendirmesini yaptılar. Bu dönem gene iyiydik. Öğretmenime teşekkür ediyorum. Çünkü yani benim için iyi düşünceler yazmıştı yorumunda. Bu nedenle öğretmenime ve bütün arkadaşlarıma teşekkür edip arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Benim karnem de güzeldi. Takdir aldım. Tabii bu başarıda hem benim hem de öğretmenimin emeği var. Öğretmenime burada teşekkür ediyorum ve herkese selam gönderiyorum. Sen böyle geçtin. Teşekkür. Teşekkürler aldın. İkinci dönem daha çok çalışıp takdir belgesi alacak mısın? Evet. Sen neyle geçtin? Ben de takdirle iftihar belgesi aldım. Derslerin nasıldı? En sevdiğin ders hangisi? En sevdiğim ders matematik. Kaç peki? Matematiğim 96. Ben daha çok sosyal etkinlikler yapmayı düşünüyorum ve kitap okuyacağım. Tatilde kitap okuyacağım, eğleneceğim, kurslarıma gideceğim. İşte ve benzeri aktiviteler yapmayı düşünüyorum. Teşekkür ederiz Vali amca. Fazla çalışarak, evde fazlasını çalışarak, kaynaklarımızı alarak, değerlendirerek, bol bol kitap okuyarak
onu değerlendireceğiz. Peki çocuk zayıf not getirirse ona tepkiniz nasıl olur? Normal karşılarım, onu kendim mi acaba bir eksiğim mi var derim veya çocuğum için ne yapmam gerekiyor diye. Onu daha iyi bir yere getirmek için arkasında durur. Çabam neyse gerekeni yaparım. Eksiklerini giderecek şekilde onu sıkmayarak tatilde onu değerlendiririm. Yani hangi tür olduğu önemli değil, okumaya devam etsin. Bir şeyi anlamak zaten çözmenin yarısıdır. Karne töreni sonrasında 2016-2017 eğitim öğretim yılını değerlendiren Vali Mustafa Toprak, kendi çocukluğunda yaşadığı karne sevincini de anlatmayı ihmal etmedi. Mehmet Emin Bitlis İlkokulu'nda düzenlenen karne töreni sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Mustafa Toprak, 2016-2017 eğitim öğretim yılını değerlendirdi. Malatya'daki eğitim seviyesi geçen yıl oranla 10 basamak yükseldi. Milli Eğitim Müdürlüğü rakamları her ne kadar açıklamasa da biz Malatya'nın başarısını biliyoruz diyen Toprak, 2020 yılına kadar sınıftaki öğrenci sayısını 20'ye düşürmeyi hedeflediklerini belirtti. Öncelikle bugün heyecanlıyız biz de çocuklarımız gibi. Karne heyecanına çocuklarımızın ortak olmak üzere bugün okulumuza geldik, ilkokulumuza ve karnelerimizi temsili olarak dağıttık. Gördük ki çocuklarımız heyecanla ilk dönemin heyecanını, karnesindeki notları önemli ölçüde bekliyorlar ve o heyecanı da hissediyorlar. Biz de ortak olduk karne heyecanlarına, o hissiyatlarını aldık. Çocuklarımıza bir kısım nasihatlerimiz oldu. Yarı yıl tatilinde bildiğiniz gibi Milli Eğitim Bakanlığımız bir ödev verilmemesini, çocuklarımızın dinlenmesini ama mümkün olduğu kadar o dinlenirken de daha fazla kitap okuyarak bilgilerini güçlendirmelerini istiyor ve dinlenmiş bir şekilde de ikinci yarı yılına da başlamalarını istiyoruz. Çocuklarımızın eğitim altyapısını güçlendirmeye devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi burada önemli ölçüde ilimizde okullarımız normal eğitimden oluşuyor ama bir kısım okullarımızda da ikili eğitim hala devam ediyor. Milli Eğitim Ordusu'nda 2019-2020 eğitim öğretim yılına başlamadan önce tüm okullarımızı normal eğitime, tekli eğitime kavuşturabilmek için okul altyapılarını ve yeni okul yapımlarını da hızlandırmış bulunuyoruz. Şüphesiz ki Milli Eğitim Bakanlığımızın biraz önce ifade ettik. Çocuklarımızın bu dinlenmesine vesile olabilmek, fırsat verebilmek adına ağır bir ders yüküyle, ödev yüküyle tekrar bir karşı karşıya bırakmamak adına eve ödev verilmiyor 15 tatilde. Ve biz de diyoruz ki evet çocuklarımız dinlensinler. Anne babalarımız da özellikle karnesinde kırık notu olan çocuklarımız olabilir. Çocuklarımızı neden kırık not aldın şeklinde sıkıştırmak ya da onları sorgulamak yerine neden bu noktada notları düşük oluyor? Anne baba olarak acaba bizim bir eksiğimiz mi oldu? Çocuğumuzun herhangi bir psikolojisinde ya da ortamında bir problem mi var? Diyerek aslında o kırık notu değil de kırık notun oluşmasına sebebiyet veren temel ölçütlere ve olumsuzluklara eğilmeleri gerekiyor. Kendi öğrencilik döneminde yaşadığı karne heyecanından da bahseden Toprak, e-okul sistemi geldiğinden beri çocukların karne heyecanı bitti. Aileler bilgisayardan artık notları görüyor ve eskiden yaşanan sevinç artık yok dedi. Şimdi tabii eskiye göre yeni sistem değişti. Biliyorsunuz e-okul sisteminden tüm öğrencilerimizin notları hemen en kısa zamanda o okul e-okul sistemine giriliyor. Tüm aileler ve çocuklar notlarını takip edebiliyor. Bir nevi karne biraz temsili olarak veriliyor. O heyecan yaşatılıyor ama eskiden acaba öğretmenimiz kaç verecek, kaç aldık, sonuç nasıl olacak diye bilinmediği için belki daha fazla heyecan oluyordu. Onun ayrı bir güzelliği vardı işin doğrusu ama. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacur Polat, karne alma heyecanını yaşayan öğrencilerin mutluluklarına ortak oldu. Başkan Polat ayrıca geçirdikleri trafik kazası nedeniyle karne almaya gidemeyen iki kardeş Emirhan ve Efekan Işık'ı evinde ziyaret ederek karnelerini hediye etti. Nasılsınız? İyiyiz.
2016-2017 yılı eğitim öğretim yılının yarı yıl tatiline girmesi nedeniyle karne heyecanının yaşandığı Vali Galip Demirel Ortaokulu'nda öğrencilerin karne coşkusuna ortak olan Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, öğretmen, öğrenci ve velilerle bir araya geldi. Sınıfları ziyareti sırasında öğrencilerle karşılıklı sohbet eden Başkan Polat, minik yavrularımızın karne sevinçlerine ortak olmak istedik. Bu özel günde onlarla birlikte olmak ve karnelerini teslim etmek güzel bir duygu. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın iyi şekilde eğitim alması için başta anne ve babalarımız olmak üzere öğretmenlerimize teşekkür ediyor, yarı yıl tatiline giren öğrencilerimize de iyi tatiller diliyorum dedi. En önemlisi kitap okuma programı yapmak. Yani ders çalışma, ders çözme bir yana bir kitap okuma programı yapman lazım. Çünkü kitabı önce okuması lazım. Onun kitap okuması, bizim kitap okuması, hepimizin, buradaki bu büyük abilerimizin, müdürümüzün, müdür yardımcılarımızın, okul müdürümüzün, başkan yardımcısı arkadaşının, hepimizin, bak kent polisiye genel sekreterimiz burada bulunan, hepimizin okuması lazım. Çünkü okuduğumuz zaman kendimizi geliştireceğiz. Düşünme kabiliyetimizi güçlendireceğiz. Çünkü okuduğunuz zaman öğreniyorsunuz ve o öğrenmeniz sizi çapraz düşünmeyi de öğretiyor. Peki niye biz o duruma geldik? Niye birden ülkemizin dört bir tarafı istila edilir hale geldik? Daha önce Bosna Hersek'e biz hakimdik. Bu tarafta Fas'a kadar biz yönetiyorduk. Bak Fas nereden gidiyor? Suriye, Ürdün, Mısır, Libya, Tunus, Cezayir'i geçtikten sonra Fas'a varıyor. Aşağıda Yemen'e kadar biz hükmediyorduk. Biz oralara adalet dağıtıyorduk. Ne oldu? Biz sanki milli sınırlarını koruma mecburiyetinde kaldık. Çünkü bak kaybettiğimiz nokta okumak. Bilgiyi kaybediyoruz. Bilgiyi kaybedince, hikmeti kaybedince düşmanlar da dört bir taraftan çörekler. Başkan Polat, karne dağıtımı töreninden sonra fotoğraf çektirdiği öğrencilere başarı dileklerini sunup iyi tatiller temennisinde bulundu. Karnelerini dağıttığı öğrencilerle aynı sıraları paylaşan ve öğrencilik anılarını tazeleyen Başkan Polat, ardından Öğretmenler Odası'na geçerek öğretmenler ve velilerle sohbet etti. Başkan Polat okuldaki törenden sonra geçirdikleri trafik kazası nedeniyle karne almaya gidemeyen Emirhan ve Efe Kanışık kardeşleri evlerinde ziyaret ederek karnelerini hediye etti. Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın sürpriz ziyareti karşısında heyecanlanan iki öğrenci yaşadıkları mutluluğu teşekkür ederek dile getirdiler. Başkan Polat daha sonra Emirhan ve Efe Kanışık kardeşlere karnelerini ve takdirnamelerini vererek başarılarının devamını diledi. Öğleden önce karne töreni dolayısıyla Vali Galip Demirel okulundaydık. Kıymetli müdürümüz iki tane çocuğumuzun kaza geçirdiğini ve karnelerini ileteceklerini müdürümüzle birlikte bana söyledi. Tabii benim için büyük bir mutluluk, büyük bir onur bu çocuklarımızı böyle hem evlerinde ziyaret etmek, hem geçmiş olsun dilekleri, hem de karnelerini böyle takdim etmek benim için gerçekten büyük bir mutluluk. Ben anne ve babasına da tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim acil şifalar versin. Ben müdürüm bir setlerine not verelim. Dur Battal Gazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da karne alan öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Gürkan Fatih İlkokulu'nda karne dağıttı. ...2016-2017 eğitim öğretim yılına ara veren Fatih İlkokulu öğrencilerin karnelerini Battal Gazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan dağıttı. Evet. Başkan Gürkan öğrencilere tavsiyelerde bulunarak okumayı çok sevin ve çok okuyun. Hangi düşüncede, görüşte olursa olsun büyüdükten sonra kitapları okuyun, okuduğunuzu anlamaya, anladığınızı da ifade etmeye çalışın. Bir hikaye kitabı okuduysanız onu anlatma, hem sözlü hem yazılı anlatım konusunda gayret gösterin dedi. Bizim dönemimizde karne bir heyecan meselesiydi. Yani acaba karnedeki notlarımız nasıldır onu merak ederdik. Şimdiki öğrencilerimiz herhalde internette karne notlarını görebiliyorlar mı? Evet. Öyle bir sıkıntı yok değil mi? Okulumuzun temizliği, tertibi, düzeni ve öğretmenlerimizin heyecanı bizi heyecanlandırdı.
aynı zamanda öğrencilerimizdeki bu gözlerinin parlaklığı ve heyecanı da bizi heyecanlandırdı. Biz sizlere artık böyle öğretmenleriniz çok ilgi alaka gösteriyor. Okul müdürleriniz, yöneticileriniz aynı şekilde. Ayrıca velileriniz de sizlerle birlikte bu karne heyecanını ve tatil heyecanını birlikte paylaşmak için burada bulunuyorlar. Tabii benim size bir öğretmen olarak, nasihat olarak ifade edeceğim şudur, tecrübelerim doğrusuna. Bir kere okumayı çok sevin. Çok oku. Hangi görüşte, hangi düşüncede olursa olsun büyüdükten sonra kitapları muhakkak okuyun. Okuduğunuzu anlamaya, anladığınızda ifade etmeye çalışın. Fatih İlkokulu Müdürü Fatih Çağırman ise karne dağıtım etkinliğine katılan Başkan Gürkan'a teşekkür etti. Karne günümüzde sevincimizi bizle paylaştıklarından dolayı ve öğrencilerimize bolca hediyeyle geldiklerinden dolayı bu tatile çıkarken öğrencilerimizin sevinçlerine ortak ve sevinçlerine katıldıklarından dolayı ben çok teşekkür ediyorum başkanıma. Konuşmalardan sonra Başkan Gürkan öğrencilere karnelerini ve hediyelerini verdi. Okul müdürü Çağırman'a da milli günlerde kullanılmak üzere Türk bayrağı hediye etti. Karne alan ve 15 gün tatil yaparak dinlenecek olan öğrencilere uzman psikolog Melek Demir de tavsiyelerde bulundu. En büyük nasihatı yine aileler aldı. Malatya'da karne alan 168.829 öğrenci birinci dönemi tamamlayarak 15 gün tatil yaptıktan sonra ikinci döneme başlayacaklar. Peki bu 15 gün nasıl geçecek ya da öğrenciler bu tatil fırsatını nasıl değerlendirmeli? Uzman psikolog Melek Demir öğrencilere ve ailelere önemli uyarılarda bulundu. Şimdi bildiğimiz üzere bugün dediğiniz gibi karneler günü. Çocuklarımız karnelerini aldılar ve evlerine geldiler. Kimi çocuklarımız ailelerini çok sevindirirken bazı çocuklarımız ise maalesef ister istemez zayıflıkları getirmiş olabilirler. Muhtemelen bunun birçok sebebi vardır. Bu tatil süreci aslında hem aileler için hem de çocuklar için bir avantaj süresi olacaktır. Peki bu avantajı, yani bu süreyi avantaja çevirmek nasıl mümkün olabilir? Çünkü dediğim gibi 15 tatil avantaj ama velilerin davranışları bunu dezavantaja da çevirebilir. Demir'in ilk tavsiyeleri öğrencilere oldu. Demir öğrencilerin eksikliklerini görüp gidermeleri için bu tatil güzel bir fırsat. Ders çalışmaktan çok motivelerini arttırmak önemli. Bu anlamda sosyal aktivitelere yönelmeliler dedi. Çocuklarımızın bu 15 tatil süreci içerisinde eksik olan dersler, yani zayıf getirdiği dersler hakkında nasıl bir çalışma yapılmalı? Özellikle buna bakılmalı. Örneğin çocukla şöyle bir konuşma yapılabilir. Bunun zayıf gelmesinin sebebi ne? Okulda öğretmenini mi sevmiyorsun? Dersi mi dinleyemedin? Onun dışında bu eksiklerin sence neyden kaynaklanıyor? Sen mi çalışmadın? Bu eksiklikler belirlenebilir. Belirlenen bu eksiklerle alakalı 15 tatilde bir çalışma yapılabilir. Özel ders aldırılabilir. Ne bileyim, evde aile özellikle o ders konusunda üzerinde durabilir ve bu eksikliği kapatabilme şansını elde etmiş olabiliyor. Uzman psikolog Demir, anne ve babaları da uyarmayı ihmal etmedi. Çocuklarınızla ilgilenmek en büyük ödüldür diyen Demir, karne hediyesi olarak çocukları maddi anlamda ödüllendirmek yanlış bir tutum. Onları şımartmaktan ziyade onlarla vakit geçirerek karnenin çok önemli olmadığını vurgulayın dedi. Örneğin diyelim ki veliler kötü bir karne geldiği zaman çocuklara nasıl davranmalı, ne söylemeli, ceza mı vermeli, yoksa hiçbir şekilde tepki mi vermemeli? Bu konuya özellikle değinmek istiyorum ben. Çünkü kötü karne geldiği zaman ailelerin çoğunda hani bir ceza verelim, yaptığı şeyin bir sorumluluğunun sonucu olarak, yani sorumsuzluğunun sonucu olarak bunu yapabiliriz tarzında ceza vermeyi çok mantıklı bulabiliyorlar. Ama verilen ceza, yani kötü karne sonucu verilen herhangi bir ceza, bir şeyden mahrum etmek, dışarı çıkarmamak, arkadaşlarıyla, akranlarıyla gezdirmemek aslında çok mantıklı bir davranış değil. Yani olumlu sonuçlar veren bir davranış değil. Bunun dışında diğer, diyelim ki iyi karne getiren çocuklara neler yapılmalı? Şu konuda ben velilerimizi uyarıyorum özellikle. Maddi konulu ödüller verilmemeli.
maddiyata dayandırılmamalı. Gidip pahalı hediyeler ya da işte para vermeler vesaire yapmak yerine çocuğu herhangi bir aktiviteye kendisini geliştirebilecek ya da manevi ödüller vermeye daha çok gayret etmeliler. Bu çocuklardaki çünkü tamamen başarı eşittir onlara kazanç getiriyorsa bu çocuklardaki sorumluluk duygusunu öldürebilir. Çocuk diyelim ki karneyi getirdiği zaman sanki bunu anne babasına bir iyilik yapıyormuş gibi düşünebiliyorlar. Bunları zaman içerisinde bu şekilde algılayabiliyorlar. Bu nedenden dolayı bunu tamam bir karşılıklı bir hale getirmek yerine çocuğun bir görevi olduğunu ama aynı zamanda bunu yaptığı için manevi ödüller verilebilir. Çocuğun kendini keşfetmesi için 15 tatilde bu uzun bir süreyle. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Enver Kiraz, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı'ya cevap vererek "Sanırım kendisinin dili suçtu, herhalde Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin profili yüksek demek istedi," dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, parti binasında düzenlediği basın toplantısında AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı'nın CHP'li vekillerin profilleri yüksek olduğu için kabinden çıkamadılar sözlerine yanıt verdi. Kiraz, Hakan Bey'in konuşmasında sanırım bir dil sürçmesi oldu. Kendisi herhalde Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin profili yüksek demek istedi. Zaten anayasa değişikliği ile ilgili mecliste süren çalışmalara baktığımız zaman profilleri en üst seviyede olan milletvekillerinin CHP'li milletvekilleri olduğunu görürsünüz diyerek Kahtalı'ya cevap verdi. Aralık'ın son haftası her yıl demokrasi haftası olarak ülkemizde kutlanıyor. Bu demokrasi haftası içerisinde geçmişte yitirdiğimiz önemli değerlerimizi, katledilen gazetecilerimizi, aydınlarımızı bu hafta içerisinde anıyoruz. Profilleri yüksek demek istedi. Çünkü kendi profillerinin düşük olması karşısında böyle bir değerlendirme yapmak durumunda kaldı. Çünkü uzun süredir izlediğimiz özellikle meclisteki tabloya baktığımızda anayasa değişiklik paketinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin vermiş olduğu mücadeleyi değerlendirdiğimizde, milletvekillerimizin, genel merkezimizin vermiş olduğu mücadeleyi değerlendirdiğimizde gerçekten bilimsel, gerçekten ülkenin geleceği noktasındaki hassasiyetlere tam anlamıyla dokunan, profilleri en üst seviyede halkın gerçek temsilciliğini orada yapan milletvekillerini izliyoruz. Hakan Kahtalı da bir diş sürçmesiyle aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin profilleri çok yüksek. Biz bu hareketlerimizle onlarla maalesef bu mücadeleyi sürdüremiyoruz demek istedi. Aslında bir itiraf da o. Tabii değerli arkadaşlar bir başka anlamda kullandıysa da bu etik değil. Çamur at izi kalsın ya da bir takım iftiralarla bir takım ithamlarla insanları suçlayarak siyaset yapmak alışkanlığı doğru bir alışkanlık değildir. Doğru bir siyaset tarzı değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni onun milletvekillerini zan altında bırakmaya hiç kimsenin hakkı yok. Hiç kimsenin de buna gücü yetmez. Ama ben şuna yürekten inanıyorum. Hakan Kahtalı'yı da yakinen tanıyorum. O Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekillerinin profili yüksek. Bizim milletvekillerimizin profili düşük dedi orada. 21 Ocak Cumartesi günü Uğur Mumcu'yu anmak için panel düzenleyeceklerini söyleyen Kiraz, Hürriyet Gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından olan Uğur Mumcu'nun oğlu Özgür Mumcu'nun ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın da katılacağını belirtti. Bu kapsamda önemli bir şeyi daha gerçekleştireceğiz. Önemli bir paneli daha gerçekleştireceğiz. Özellikle gündemimizin en önemli maddesi olan şu anda tartışılan, konuşulan bir anayasa değişiklik paketi var ve parlamenter sistemin ne kadar önemli olduğunu, parlamenter demokrasinin önemini de bu panelde Malatyalılarla buluşturacağız. Onun önemini Malatyalılarla paylaşacağız. İki tane gazeteci, yazar arkadaşımız katılıyor. Bir tanesi İsmail Saymaz. Şu anda Hürriyet Gazetesi'nde yazarlık yapan değerli bir gazeteci yazarımız. Bir diğeri yine Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından hukukçu kimliği de bildiğimiz değerli bir yazarımız ve Uğur Mumcu'nun da oğlu Özgür Mumcu olacak. Onun aslında bizlere belki de emaneti Özgür Mumcu. Bir diğer konuşmacımız da gerçekten anayasa değişiklik paketinin gündeme geldiği günden itibaren önemli roller üstlenen ve bu konuda da hem Malatya'mız açısından hem ülke açısından önemli gurur kaynaklarımızdan birisi olan milletvekilimiz ve genel başkan yardımcımız
veliha baba olacak. Kiraz mangal gibi yüreği olan, hiçbir şeyden korkmadan ve hiçbir şartta kalemini satmadan doğruları ve gerçekleri yazan bir gazeteci olan Uğur Mumcu'yu anmak için cumartesi günü saat 13'te 2. Ordu karşısındaki belediye konferans salonunda buluşacağız diyerek tüm Malatyalıları panele davet etti. Panelimiz değerli arkadaşlar 21 Ocak cumartesi, yani yarın 21 Ocak cumartesi yarın saat 13'te 2. Ordu karşısındaki belediye konferans salonunda gerçekleşecek ve hem anma etkinliklerimize hem parlamenter demokrasiyi konuşacağımız bu panele hem de Sayın İsmail Saymaz ve Sayın Özgür Mumcu kitaplarını imzalayacaklar. Aynı zamanda bir imza günü olacak. Her üçünü birlikte gerçekleştireceğimiz bu etkinliğe bütün Malatyalıları ben davet ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Yeşil İlçe Başkanlığı Malatya şehitlerini unutmadı. Başkan Mehmet Ali Kaya ve yönetim şehir mezarlığını ziyaret ettikten sonra acılı ailelerle görüştü. Milliyetçi Hareket Partisi Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya ve yönetimi Malatya Garnizon Şehitliğini ziyaret etti. Şehitlerin mezarlarına çiçek bırakıp dua eden MHP ilçe yönetimi mezarlıkta bulunan şehit aileleriyle de bir süre görüştü. Mikrofonlarımıza konuşan Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, şehitlerin ayrımı olmaz diyerek 15 Temmuz'daki kahraman lideri Ömer Halis Demir Türk'tü, İzmir'in kahramanı Elazığlı Fethi Sekin Kürt'tü, bunlar ülkemiz için şehit oldular, Kürt'ün de Türk'ün de tek amacı vatandır dedi. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi Yeşilyurt İlçe teşkilatı olarak bu mübarek günde aziz şehitlerimizi mezarlara başında anmaya geldik. İnanın şu anda demin bir şehit ailesiyle de görüştüm. Heyecanım bağışlayın, biraz doluyum. Şehitlerimiz mekanları cennet olsun, bu bayrak inmesin diye, bu ezan susmasın diye, bu topraklara namert ayağı değmesin diye kendilerini seve seve bu ülke için şehadet şerbetini içmişlerdir. Ömer Halis Demir Nidelidir, Türktür. Fethi Sekin Elazığlıdır, Kürttür. Bunlar birisi 15 Temmuz'da ülkesi, bayrağı, milleti için kendini feda etmiştir. Bir tanesi de İzmir'de yine polislik görevini yaparken adliyeye yaklaşan bir bombayı, daha büyük bir faciayı önlemek için kendisini feda etmiştir. Demek ki ülkede Kürt-Türk ayrımı yok. Biz kardeşiz. Bu ülkeyi de Kürt üzerinden, Kürt kimliği üzerinden veya Türk kimliği üzerinden ayrıştırmaya çalışanlar bugün görmüşlerdir ki bütün çabaları boş. Geçmiş zor günlerimizde biz bunların üzerinde gelmişiz. Bundan sonra da gelmeye devam edeceğiz. Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsünden dumanlar yükselmeye başladı. Hareket halindeki otobüs içindeki yolcular hemen tahliye edildi. Edinilen ilk bilgilere göre Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 12 V numaralı hava lojmanları Bali Konağı seferini yapan yolcu otobüsü Kışla Caddesi'nde hareket halindeyken elektrik kontak arızası nedeniyle alev almaya başladı. Dumanların yükseldiği otobüsün yolcuları başta olmak üzere çevrede paniğe neden oldu. Olay yerindeki vatandaşlar yaşananları cep telefonlarıyla görüntüleyerek WhatsApp ihbar hattımız aracılığıyla bizlerle paylaştı. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri olaya müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Otobüs içerisinde bulunan çok sayıda yolcunun kısa sürede tahliye edilmesi ise büyük bir faciayı önlemiş oldu. Yangın nedeniyle Kışla Caddesi bir süre araç trafiğine kapatıldı. TV Malatya Haber Merkezi tarafından hazırlanan bir ana haber bülteni daha sonuna geldik. Mutlu hafta sonları.